Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir oyun testi videosuyla karşınızdayız. Uzun zamandır bir oyun testi yapmıyorduk. Sizlerden de bu yönde bir istek vardı. Biz de hazır elimize Oppo'nun A72 modeli gelmişken bununla bir oyun testi yapalım istedik. Hali hazırda arkadaşlar bu telefonun fiyatı çıkış fiyatının 1000 lira kadar altına düşmüş durumda. Yani şu aralar en son baktığımızda 2700 liralar civarında bir etikete sahipti bu cihaz. Şimdi arkadaşlar oyun testinde ne yapacağımızı hemen sizlere bir hatırlatalım. Telefonumuzda biz şimdi Asphalt gibi, PUBG gibi, Call of Duty gibi oyunları kurduk. Bu oyunlara sırayla gireceğiz. İşte 5'er dakika, 6'şer dakika oynayacağız bu oyunları. Bu oyunları biliyorsunuz zaten 3'ü de böyle telefonları kasacak oyunlar. Bu 3 oyunu da hangi grafik seviyelerinde açtığına bakacağız. Telefonumuzla oynamaya başlamadan önce bu elimde görmüş olduğunuz sıcaklık ölçerli ölçümünü yapacağız. Ardından 15-20 dakikalık oyun serüvenimiz sonrasında telefonumuzun sıcaklığını bir daha ölçeceğiz. Bakalım bu 15 dakika sonunda telefonumuzun sıcaklığı ne kadar artmış bunu göreceğiz. Ayrıyeten pil seviyemize bakacağız. Bakalım bu 15 dakika sonrasında telefonumuzun pil seviyesi ne kadar düşmüş bunu da gözlemlemiş olacağız arkadaşlar. Dilerseniz şimdi ben daha fazla lafı uzatmadan oyun deneyimimizi başlatalım. Dediğim gibi 3 tane oyun yükledik. Call of Duty, PUBG Mobile ve Asphalt 9. Bu 3 oyunu oynayacağız ve ardından telefonumuzun sıcaklığını ve pil değerine beraber göz atacağız. Evet arkadaşlar şu anda A72'nin oyun testine başlıyoruz. En önce size bataryamızı göstereyim. Şu anda pil seviyemiz yaklaşık olarak %70'ler civarında. Şöyle netleyebilirsek diye bakıyorum. Evet %70'ler civarında. %70 hatta. Şarjımıza baktıktan sonra bir de sıcaklığımıza bakalım. %28.8 derece. Telefonun arka kısmı ise 30 derece diyebiliriz. 31 gören yerler de var ama ortalama olarak 30 derecelik bir sıcaklık söz konusu ve şimdi lafı daha fazla uzatmadan dilerseniz şu 3 oyunumuzu birlikte deneyimleyelim ve tekrardan sıcaklık ve pil değerine bakalım.
şu adamı. Öldürelim. Bak yine. Kendim döndüm. Kendi predatörümle kendim döndüm. Şunları da atalım bari. Evet, biraz daha oynayıp çıkacağız arkadaşlar. Zaten 14'e 3, 20'de bitiyor sanırım. Oh, evet, birkaç kişi daha vurduk. 15 oldu. Şurada gidip birkaç kişi daha vuralım. Bunu da aldık. Oh. Güzel bir öldürme oldu. Bu da karşımızdakinin bot olduğunu direkt olarak bizlere gösteriyor aslında. Çünkü bakın burada duruyorum. Görmedim bir adam. Adam mal gibi başka bir yere ateş ediyor. Hala beni görmedi. Sağa solu tarıyor. Bıçakla öldürüyoruz. Evet, oyundan çıkalım arkadaşlar. Hemen sıcaklık ve şarj değerlerimize bakalım. Aslında şarjı zaten burada gördük. %64 seviyelerine kadar imiş. Yani bir 6 puanlık şarj kaybı söz konusu. Hemen sıcaklığımızı da ölçelim. 40.2, 41 derece görüyorum burada. 42.6, 43 dereceler var. Hatta şuralar yani 43 dereceleri görüyor. Alt kısımlar tabii ki daha soğuktur. 38'e iniyor ama burada bu oyun deneyimi sonrasında 43 dereceleri gördüğümüzü söyleyebiliriz. Arka taraf biraz daha serin ama ekranın ön kısmı özellikle 43 dereceyi gördük. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi telefonumuzda öyle çok fazla hani ısınma anlamında bir şey olmadı diyebiliriz. Yani böyle 3-4 dereceler, 5-6 dereceler bunlar normal karşılanıyor. Kalkıp da yani telefonun sıcaklığı böyle absürt değerlere çıkmadı. Dolayısıyla bu açıdan telefonun başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bu telefonda arkadaşlar belirttiğim 4 GB RAM var. Yani RAM miktarı öyle çok yüksek değil. Buna rağmen bu oyunları kasmadan gayet akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Eğer telefonun teknik özelliklerini böyle daha detaylı olarak öğrenmek istiyorsanız geçtiğimiz günlerde detaylı bir incelemesini yayınlamıştık. Yukarıdan kart veriyorum. O karta tıklayarak Oppo A72 modelinin detaylı incelemesine de göz atabilirsiniz. Başka bir oyun testinde daha karşılaşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.